Vay canına, şunu gördün mü? Sadece evsizlere özel, diğer insanlara iyilik yapmayı seviyoruz. Peki ya siz? Çok sıcak bir gün. Sadece parkta oturmayı seviyorum. Ama böyle güzel, mutlu bir yerde bile işler ters gidebilir. Olamaz. Birisi cüzdanını düşürdü ve fark etmedi bile. Neyse ki iyiliksever, dürüst insanların yanındasın. Aa, cüzdan. Hanımefendi, bir şey düşürdünüz. Düştüğünü fark ettiğim için sahibine seslendim. Görünüşe göre iyilik yapmak çok kolaymış. Ama iyi bir şeyler yapmanın neşesi bizi caddede dikkatsiz hale getirmemeli. Telefonuma bakıyordum ve nereye gittiğime bakmıyordum. Neyse ki caddede iyi insanlar var. Hey, kırmızı ışık. Ah, beni tam zamanında kurtardın. Teşekkürler. İnsan afiş olarak çalışmak mı? Kimsenin hayalindeki iş bu olamaz. Rahatsız bir kostüm giymesi gerekiyor. Ve kimsenin istemediği afişleri dağıtıyor. Zavallı şeye yardım etme zamanı. Oradan geçerken bir afiş alalım. Hatta daha iyisini, hepsini birden alalım. Bu zor bir iş değil ve bizi iyi hissettirecek. Bakın ne kadar mutlu oldu. İş günü bitti. Artık bu gülünç kostümü çıkarabilirim. Yaşasın! Bazen diğer insanların iyiliği kötü şeylerin olmasını engeller. Bazı eğitimsiz insanlar arabadan çöplerini dışarı atıyor. Çöp kutusuna değil, yola. Bu çok korkunç. Ama merak etme, bu yanına kalmayacak. Çöpü alalım ve yere atan kişiye götürelim. Dersini aldığından emin olmak için çöpün içindekileri arabaya atalım. Artık çöplerini dışarı atmak yerine o bir çöp kutusu arabası oldu. Bu sık yaşanılan bir durumdur. Çiçek satan yaşlı bir kadın vardır. Ama herkes yanından geçip gider. Kadın çok üzülür. Neden kimse bir çiçek buketi almıyor? Lütfen çiçek alın. İşte iyiliksever bir kız. Yaşlı kadından tüm çiçekleri aldı. O kadar mutluyum ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Vay canına, ne cömert bir kız. Çiçekleri kendisine saklamayacak. Onları geçen insanlara dağıtacak. İşte al, sevgi dolu bir çiçek. Bu çok hoş. Ne iyi bir davranış. Bazen kızlar kendilerini konuşmaya öyle kaptırır ki, kıyafetleriyle ilgili küçük sorunları fark etmezler. Mesela eteğinin kalkması gibi. İnanın eğer bu konuda bir fikri olsa çok mutlu olurdu. Görünüşe göre dünyada hala iyi insanlar var. Para isteyen birini mi gördünüz? Tabii ki onun yanından geçip gidebilirsiniz. Ama iyi bir insan bunu yapmaz. Bu kız buna bir örnek. Zavallı adama sıcak ayakkabılar ve kıyafetler getirdi. Bu ona bir avuç para vermekten de daha iyi. Ona yiyecek bile aldı. Çok lezzetli. Bir çocuğun ağladığını mı fark ettiniz? Ne olduğunu anlamak için biraz zaman ayırabilirsiniz. Ayrıca bir çocuğu mutlu etmek kolaydır. İşte bu balonu al. Hiçbir şey gülümseyen şirin bir bebekten daha iyi değildir. Şimdi de parka yakın yaşayan insanlara uygun güzel bir pratik bilgi vereceğiz. Ağacı bir kuş evi asabiliriz. İçine de tohumlar ve kuru yemişler koyalım. O kadar da zor değil, değil mi? Ama sincaplar da buna çok sevinecek. Ah, çok şirin.
parlak gözlü ve tüylü kuyruklu bir sincap. Hatta onları elimizle de besleyebiliriz. Bu arada kuşlar da cömertliğimize çok sevinecek. Doğayla iletişim halinde olmak bize şans getirir. Eğer iyi bir şeyler yapana kadar içiniz rahat etmiyorsa, bu fikri çok seveceksiniz. Bedavaya yeniden kullanılabilir alışveriş torbaları verelim. Büyük bir iş gibi görünmeyebilir. Ama insanlar buna çok mutlu olacak. Önemli olan bir yabancının onlara beklenmedik bir hediye vermesi. O kadar pahalı da değil. Harcadığımız paranın karşılığında şansımız artacak. Ayrıca çevreye de yararlı olmuş olacağız. Birisine yardım etmek bize çok iyi hissettirir. Bazen yardım etmek çok önemli olabilir. Alışveriş torbası yırtılmış. Ah, her şey düştü. Ama iyi kalpli biri yardım etmeye hazır. İki kişinin alışveriş ürünlerini toplaması daha hızlı olacak. Evet ama torba yırttık. Sorun değil. Bunu alabilirsin. Ah, teşekkürler. Sadece insanların değil, hayvanların da yardıma ihtiyacı olabilir. Bu yüzden bir hayvan barınağına yardım etmek harika bir fikir olacak. Mesela onlara yemek götürmek. Fazla yiyecek diye bir şey yoktur. Acıkan köpekleri beslemek, onları biraz sevmek. O kadar zor bir iş değil. Sadece yapılabilecek iyi bir davranış. Bakın ne kadar mutlu oldular. Size teşekkür ediyorlar. Kelimeler kalbimizin nasıl ısındığını anlatmaya yetmeyecek. Ayrıca köpekleri yürüyüşe çıkarabilir. Onlarla oynayabilir ve fotoğraf çekebiliriz. Herkes barınakta gönüllü çalışabilir. Sadece yardım etmeyi istememiz yeterli. Hamile bir kadın ağır bir torba mı taşıyor? Bu hiç iyi değil. O torbayı ben alayım. Ah, beni soymak mı istiyorsun? Ah, hayır. Sadece yardım edeceğim. Hamile kadınların ağır eşyaları taşımaması gerekir. Böyle bir durumu görmezden gelmemeliyiz. Bir patlamış mısırın çok tehlikeli olabileceğini kim bilebilirdi ki? Zavallı şey, boğuluyor mu? Yardım etmem lazım. Yoldan geçen biri yardıma geldi. Sırtına birkaç kez vuralım ve patlamış mısır çıksın. Ah, teşekkürler. Sen olmasan ne yapardım? Patlamış mısır ister misin? Tabii ki. Ama dikkatli ol. Kör bir insanın yolda yürümesi zor olabilir. Bu imkansız bir iş değil ama yine de dikkatli olmak lazım. Eğer değnek kaybolursa çok kötü olabilir. Nerede bu? Yanından geçip gitmeyelim. Değneği alıp geri vermek sadece birkaç saniye sürecektir. Yardıma ihtiyacı olan insanları görmezden gelmeyelim. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek göründüğünden daha kolaydır. Ah, evsiz insanlar! Bu aslında herkesin başına gelebilir. Bu kız benim kardeşim de olabilirdi. Onun için çok üzüldüm. Neden zavallı kıza yardım etmeyeyim ki? Bir çift ayakkabı. Biraz makyaj malzemesi. Ve yiyecek. Bu harika bir gün olacak. Biraz çabayla kızımız tamamen değişti. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse siz de bugün hangi iyilikleri yaptınız ve insanları nasıl mutlu ettiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi,
abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.